Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün çok güzel bir görüntüyle karşınızdayız. Ve güzel görüntüler, kadrajlar sizinle olacak, sizinle beraber olacak. Bugün anlatacağım konu Mevlana heykelinin yanına geldik. Mevlana'nın heykelinin yapılışını ve tarihini size göstereceğiz. Hep beraber şöyle görmüş olduğunuz bu Mevlana heykelinin nasıl yapılmış, kim tarafından yapılmış onu gösteriyor. Şimdi hep beraber Mevlana'nın heykeline doğru gideceğiz. Gördüğünüz gibi Mevlana heykeli tam karşımızda. İlerleyelim. Güzelim yere bu Mevlana heykelini yapmışlar arkadaşlar ve çok güzel bir yere yapmışlar. Çünkü burası bayağı bir tepe olan bir yer. Çünkü şimdi diyeceksiniz ki girişte acaba neden Mevlana'nın heykeli girişe doğru bakmayıp da başka bir yöne bakmış derseniz. Bunun sebebi de İzmir'in bütün her yerinden görebilecek bir şekilde ayarlamışlar mimarlar. İlerleyelim. İlk girdiğimizde, yani burası zaten giriş, Mevlana'nın tarihini anlatan bir tabloyla karşılaşıyoruz. Şöyle gösterelim. Şimdi bunu okumakla zaman kaybetmeyelim. Bayağı bir satırlarla dizilmiş Mevlana'nın hayatı anlatılıyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin gördüğünüz gibi. Evet, şimdi ilerleyelim biraz daha. Evet, ilk başta bizi karşılayan tabii Mevlana'nın heykeli. Şuradan sağ taraftan gösterelim. Evet, bu semazen gösterisi yapan bir heykel. Gördüğünüz gibi Şems Tebrizi. Sevmeyene karınca yük, sevene filler, karınca dağı bile taşır. İnsan aşık olup inanınca demiş. Çok güzel bir deyiş. Evet, başka bir heykele daha geçelim. Böyle gelelim, karşıdan gözükmesi daha iyi tabii ki. Evet. Burada da bizi İbni Sina karşılıyor ve diyor ki hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir diyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Bir başkasına geçelim. Her bir heykelin bir anlamı var ve her bir gördüğünüz gibi heykelin altında yazılar bulunuyor. Şunu da gösterelim. Evet, Yunus Emre. Yunus Emre de demiş ki ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmez isen ya nice okumaktır demiş Yunus Emre. Çok güzel bir deyiş yine. Evet, başkasına geçelim. Başka bir semazen daha. Evet. Burada da Hacı Bektaşi Veli. Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme demiş. Arkadaşlar, sözler çok ağır. Nasıl ağır? Anlamı anlamlı olan bir sözler çünkü bunlar. Ve çok anlam taşıdığı için bunları anlamak için de bayağı bir kitap okumaya gerek yok. Algı önemli bunları anlamak için. Algı çok önemli çünkü. Başka bir heykele girelim. Evet. Burası da Mevlana. Üç sözden fazla değil. Tüm ömrüm şu üç söz. Hamdım, piştim ve yandım demiş Mevlana. Evet, başka bir heykele daha geçelim. Evet, bu heykeli de görelim. Yunus Emre ne demiş? Hiç hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata kendini hatasız sanmaktır demiş Yunus Emre. Gördüğünüz gibi evet. Şu tepeye çıkalım arkadaşlar. Hafif bir tümsek var çünkü. Buraya çıkalım. Evet. Şu karşı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, gösterelim. Şimdi bu heykelin, yani Mevlana'nın heykelin gösterelim şöyle. Neden acaba yüzü
karşıya bakıyor diye neden diye merak edersiniz arkadaşlar. Nedeni şu, bunu yapan mimar artık İzmir'in üçte birisi görsün diye. Çünkü gördüğünüz gibi İzmir'in üçte birisinin ayağının altında şu an gördüğünüz gibi. Ve Mevlana'nın heykelinin yüzü de oraya karşı, yani üçte birinin, İzmir'in görebileceği üçte birinin görebileceği bir yere doğru bakmıştır. Sizin de fark ettiğiniz gibi. Ve şimdi ilerleyelim. Başka heykeller de var, sözler de var, güzel sözler ve anlamlar, giren sözler de var. Bunu da bakalım. Evet. Şunda da demiş ki, Hacı Bektaş-ı Veli, eline, beline, diline sahip ol demiş. Gördüğünüz gibi. Evet, ilerleyelim. Başka bir heykel daha var. Evet, tekrardan Mevlana Celaleddin Rumi ne demiş? Aklın yoksa yandın. Ya kalbin yoksa o zaman sen zaten yoksun ki demiş Mevlana Celaleddin Rumi. Bu gördüğünüz tarihler doğduğu tarih ve vefat ettiği tarihtir. Bunun da bilgisini vereyim. Aslında en başta vermem gerekiyordu. Şimdi aklıma geldi. Evet, ilerleyelim. Evet, şuna da bakalım. Bu da İbn-i Sina. İbn-i Sina ne demiş? Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin onun hakkında söylediklerinden etkilenmez demiş. Yani her bir söz aslında bir granit taşı gibi insanın aklına oturuyor. Yani yer ediniyor. Siz de fark etmişsiniz. Başka bir heykele daha gidelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu da bir Ferabi. Ferabi denilen bir heykel. Ne demiş? Hiçbir şey kendiliğinden yok olmaz. Böyle olsaydı var olmazdı demiş. Evet, ilerleyelim. Arkadaşlar, bu güzelim insanlara tabii biz heykel diye söylüyoruz ama isme istinaden söylemiyoruz tabii. Heykel olduğu için heykel diyoruz. Çünkü bu isimler mübarek isimler zaten. Mevlana Celaleddin Rumi'yi biliyorsunuz, alimdi. Önemli bir insandı. Ve Şems Tebrizi onun da hocasıydı biliyorsunuz. Yani bunlar heykel olduğu için, aslında onları temsil eden olduğu için böyle söylüyoruz. Evet, şimdi bir daha Şems-i Tebrizi diyoruz ve ilim üç şeydir demiş. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden demiş. Evet, son olarak da şöyle gösterelim. Bunlar da Celaleddin Rumi demiş tekrar yazıda. Son videoyu kapatmadan son olarak çok güzel bir söz ve anlamlı bir söz. Bakabilirsiniz söze. Gel ne olursan ol, yine gel. İster kafir, ister mecusi. İster puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bulmuş olsan da yine gel. Mevlana Celaleddin Rumi demiş bunu. Tabii çok anlamlı ve çok güzel bir söz. Gördüğünüz gibi musikiler de duruyor böyle. Eskiden böyleymiş arkadaşlar, yani def çalınarak, flüt çalınarak böyle zaman geçip akıp ve bu zamana kadar gelmiş. Son olarak gördüğünüz gibi Mevlana Celaleddin Rumi'nin heykeli de karşımızda. Evet, görüyoruz. Evet, çevreyi gezdik. Bir daha böyle son olarak çevresine bakarak gidelim. Çünkü bayağı bir alan kaplamış, yer kaplamış gördüğünüz gibi. Evet. Bu heykelin bayağı bir yapıda, yani bayağı bir beton dökülmüş, bayağı bir içinde demirler bulunduğu için bir tonu geçip bir gramda olduğunu duydum. Yani buna göre öyleymiş, bayağı bir ağır olduğunu söylediler bize. Şu altındaki olan atölye gibi bir yer, orada dersler veriliyormuş. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Dersler veriliyormuş. İşte
keman dersi mi dersiniz artık, flüt dersi mi dersiniz artık bilmiyorum. Hatta aslında içine doğru gidelim bakalım. Bakalım. Tabii kapısı açık değil ama yine de olsun. Biz yine camdan bakalım ne var ne yok şimdi. Buraya gelmenizi herkese tavsiye ederim çünkü çok güzel bir yer. Tabii şu an açık değil. Çünkü nedeni herhalde işlev görmediği içindir. Hani içeride dersler biliniyor. Masalar var. Görüyorsunuz bunun herhalde cam yansıma yaptığı için o yüzden de görebilirsiniz. Tam bir atölyesi. Evet. Gelelim. Şu yazıyı da gösterelim. Ne demiş? 22 farklı kurs ile yeni dönem başlıyor demiş Koca Belediyesi. Evet, demek ki yeniden başlanacak. Evet, bakalım. Çevreyi gösterebiliriz şöyle çevreyi. Çevreyi gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi heykellerin bulunduğu anda da bu güzelim yerde de bayağı bir çevresi güzel, yeşilliklerin olduğu bir bölgede ve en tepede olduğu için çok 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 muazzam bir seyri var. En son yine gösterelim Mevlana Celaleddin Rumi'yi, yani heykelini daha doğrusu. Bu da bir anı tabii ki. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Artık sizlere abone olun demeyeceğim. Çünkü abone olma konusunda baya bir abone sayım oldu. Allah'a şükür. Bundan bir 15 gün önce mesela 600 aboneyken bir anda mesela 1000 aboneye ulaştım. Herkese çok teşekkür ediyorum bu arada. Bunu da söyleyeyim. Hatırladım. Ondan söylüyorum. 1000 aboneye ulaştım. 4000 saati de yaptım Allah'a şükür. Ve şu an bir YouTuber mu diyeyim kendime bilmiyorum ama yani herhalde olabilmişimdir. Neyse. Bu gibi videoların devamı zaten gelecek. Ben hiç durmayacağım yaşadığım sürece. Yani Türkiye'deki olan böyle anları, Türkiye'de olan böyle güzellikleri anlatmaya devam edeceğim. Bir belgesel mi yapacağım bilmiyorum. Yani böyle küçük videolar çekip size anlatmaya dilim yettiğince söz etmeye çalışıyorum. Bu güzel insanları anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin her bir yerine gitmek isterim tabii ki de. O da tabii ki de ilerleyen zamanlarda inşallah YouTube'dan para kazandığım an itibariyle tabii ki de böyle işlere kalkışacağımı eminim ben de. Ve siz de inşallah bana destek olarak, videolarımı beğenerek artık abone olur musunuz, olmazsanız siz bilirsiniz. O da size kalmış. Böyle videoların çekmeme de devam edeceğim. Bunların nedeni benim kendi içimde olan hobim var. Gezme, çekim yapma, tarihi anlatma hobisi var. Bunun da bilgisini vereyim. Evet, çok teşekkür ediyorum herkese izlediğiniz için. Hoşça kalın.